İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te yapılacak seçimlere öncesindeki toplantıya ilişkin. Batı Ermenistan'ın evlatları Edgar Süleymanyan Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Kışla yangını davasının oturumu gergin bir ortamda geçti. Ankara ve Bakü'nün sünük hakkındaki söylemi değişiyordu. Şarmişel, Avrupa Birliği liderleri Yerevan ile Bakü arasında çözüme ilişkin arabuluculuğu sürdürme niyetinde olduklarını açıkladılar. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV bir kez daha parlamento adaylarını tanıtarak gözlemcilerinden ve potansiyel seçmenlerinden adaylarımıza bunların biyografilerine ve Ermenistan Devleti'nin güçlenmesine yönelik yürüttükleri faaliyetlere daha fazla dikkat etmelerini ve seçtiğiniz adaya oy vermelerini istiyor. Kampanya sonuna kadar yani 15 Kasım 2023'e kadar televizyonumuz her gün milletvekili aday adaylarının kısa verilerini sizlere sunacaktır. Armen Bedoyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili Adayı Hıraç Yagan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Millet Vekili Adayı, Hovanes Davityan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Millet Adayı, Vrej Abejan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Millet Adayı, Narine Sahakyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Millet Vekili Adayı, Karin Kassapyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Millet Adayı, Daha fazla ayrıntıyı web sitemizin sayfalarında bulabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın evlatları. Mayıs ayında Bakü Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin Sotk istikametinde açtığı ateş sonucu şehit olan asker Edgar Süleymanyan Sisyanlıydı. Edgar 2003 doğumluydu. 5 nolu Sisyan ortaokulunda okudu. 9. sınıftan itibaren okulu bıraktı ve ailesinin sorumluluğunu omuzlarında üstlendi. Orduya katılmadan önce günlük ekmek sorununu çözebilmek için işçi olarak çalışıyordu. Yaklaşık bir ay sonra teris olması bekleniyordu. Edgar çekingen, mütevazı, nazik ve iyi huylu bir çocuktu. İyi bir askerdi, disiplinli, görevine bağlı, itaatkar ve vatanseverdi. Çeşitli askeri operasyonlara katılmış ve kendisine verilen görevi daima yerine getirmiştir. Tarih öğretmeni Ayda Arakelyan, Batı Ermenistan TV muhabiriyle yaptığı görüşmede Öğrencisini hem övüyor hem de pişmanlık duyuyor. Özellikle onun alçak gönüllülüğünden, ölçülülüğünden, herkese yardım etme isteğinden bahsediyor. Derslere karşı özel bir sevgisi olmamasına rağmen en iyi niteliklerinin olduğunu söylüyordu ve yüksek insanın nitelikleri çok daha fazlaydı. Etgar kazandığını kendisi için değil ailesi için harcıyordu. Küçük kardeşi Sevaka bisiklet aldı. Kardeşinin aldığı bisiklete nasıl mutlu bir şekilde bindiğini gururla izledi. Tüm aile bireylerine bir dağ gibi destek oldu. Aile her zaman zor bir sosyal durumda olmuştur. Baba toplumun toplumsal hizmetinin bir çalışanı, bir çöpçüydü. Oğullarının askerden gelmesini bekliyorlardı. Her şey halledilecekti. Edgar'ın arkadaşı Ovanes, oradan iyi bir yaşam hayaliyle dönecekti iyi bir iş bulacağını ve ailesine yardım edeceğini umuyordu, dedi. Arsagan gazetesinin yazı işleri kadrosu, Sultan II. Abdülhamid'in Osmanlı'da yürüttüğü Ermeni karşıtı politika ve İngiltere'nin yürüttüğü politikaya da özel önem verdi. Basılı yazılarda Büyük Britanya'daki Sasun katliamına verilecek tepkinin Ermeniler açısından olumlu sonuçlar doğuracağı yönünde bazı umutların var olduğu görülüyor ancak ilerleyen yıllarda Batı Ermenistan Ermenilerine yönelik katliamın gazetede gün yüzüne çıkması editörlerin Avrupa ve politikaları konusunda nihayet hayal kırıklığına uğramasına neden oluyor. Böylece 1897'de yayınlanan bir makalede şunu okuyoruz. Peki ne oldu gerçekten? Şimdi ne görüyoruz? Avrupa'nın siyasetini kim yönetiyor? Doğu'nun işlerini kim düzenliyor? Teorisyenler hala Avrupa'nın yönetiyor olduğuna inana dursunlar ama gerçekler çemberi medyanın sahibinin her Avrupa devletinin kendi payını beklediği o misrif halk Türkiye olduğunu gösteriyor ve haykırıyor. Ermeni ülkesi yıkıldı. yüzbinlerce binlerce çalışkan, Hristiyan, medeni insan dünyanın dört bir yanına dağıldı. Korkunç yozlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Girit yerle bir edildi. Yunanistan perişan edildi. Teselya harabeye çevrildi. Küle çevrildi. Bütün bunlar Avrupa'nın, Hristiyan Avrupa'nın, sözde Uygar Avrupa'nın, yıllardır Türkiye'nin kalkınması için planlar yapan, Türkiye'yi yok etmekten söz eden, Türkiye'yi bölme planları yapan Avrupa'nın olumlu rızasıyla oluyordu. Peki bu programlardan hangisi uygulandı? Hiçbiri. Benzer gözlemler Mışak gazetesinde de mevcuttur. Böylece 1894'te Aralık sayılarından birinde aşağıdakileri okuyoruz. Şimdi 24 köyü yakan, binlercesini pervasızca kılıçtan geçirenlerin madalyayla ödüllendirildiği bir ülkede durmamızı düşünün. Avrupa antlaşmanın 61. maddesini yapıp da uygulamamakla bizi daha da yoksullaştırdı. Türk hükümeti bir gün Ermeni nüfuslu vilayetlerde reform yapmak zorunda kalmamak için sistematik olarak Ermenileri yoksullaştırma, katletme, göç ettirme, Ermenileri silme ve artık Ermeni nüfuslu vilayetlerin kalmaması yönünde çalışıyor. Azat Köyü askeri kışlasında 28 Ağustos'ta şehit olan 15 askerin davasının duruşması bugün gergin bir atmosferde geçen Sevan ilçesi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etti. Kurbanlardan birinin akrabası sanıklardan Yeşil Agopyan'ı darp etti. Şehit askerlerin avukatı Norayr Norikyan olayla ilgili yorum yapmak istemedi ve şunları söyledi. Mağdura anlaş gösterilmeli. Çocuklarını, yakınlarını kaybetmişler ve 9 aydır arayış içindeler. Mağdur tarafın bu davanın gidişatından tek bir beklentisi var. Gerçeğin ortaya çıkması. Bugün davanın üçüncü duruşması görüldü. Önceki oturumda delillerin incelenme sırası kararlaştırıldı ve bu sıraya göre bugün davadaki yazılı deliller incelendi. Norikyan, oturum sırasında tarafların açılış konuşması yaptığını söyledi. Sanıklardan ikisi askeri birliğin genel kullanım hizmetinden sorumlu komutan yardımcısı Gor Ahikyan ve askeri birliğin genel kullanım hizmeti başkanı Marlen Sarkisyan, kendilerinin tutukluluklarının kaldırılması için dilekçe verdiler. Mahkeme bunu reddetti. Davada dört sanık bulunduğunu belirtmek gerekir ki bunlardan üçü askeri birliğin mühendislik hizmeti subayı Yeğşi Akopyan, askeri birliğin genel kullanım hizmetinden sorumlu komutan yardımcısı Gor Ahekyan, askeri birliğin genel kullanım hizmeti başkanı Marlen Sarkisyan tutuklandı. Evet. Askeri Birliğin Mühendislik Komutanı Dikran Hazaryan ülkeyi terk etmemek suretiyle serbest bırakıldı. Davanın bir sonraki duruşması 1 Aralık'ta saat 12'de görülecek. Tiflis'te düzenlenen İpek Yolu Konferansı'nda Doğu Ermenistan Başbakanı ana anlamı yolları, demir yollarını, boru hatlarını, kabloları, elektrik hatlarını onararak, inşaat ederek, işleterek Doğu Ermenistan, Türkiye, Bakü, İran, İslam Cumhuriyeti arasındaki iletişimin geliştirilmesi olan Barış Kavşağı projesini sundu. Bu fikrin tüm bölge ülkeleri tarafından paylaşılacağı yüzde yüz iddia edilebilir. Ancak Doğu Ermenistan Başbakanına göre projenin uygulanmasının dayandırılması gereken dört ilke kesinlikle şaşkınlık yaratacaktır. Basit bir nedenden ötürü çünkü bunların uzun süredir dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyor olmalarıdır. Bunları vurgulamanın amacı nedir? Her ülke kendi topraklarında sınır ve gümrük kontrolünü kendi devlet kurumları aracılığıyla uygulanır ve ayrıca malların, araçların, insanların bunlardan geçişi dahil olmak üzere altyapının güvenliğini sağlar. Peki iletişimin başka prensiplerle çalıştığını nerede gördünüz? her ülke kendi topraklarındaki devlet kurumları aracılığıyla evet son Arsa Savaşı'ndan sonra Berzor Koridoru bir süre Bakü kontrolündeki bölgeden geçiyordu ama öncelikle hiçbir şekilde Ermeniler tarafından tamamen kontrol edilmedi ve en önemlisi o koridor artık yok. Dolayısıyla şu da tamamen anlaşılmaz bir durumdur. Azerbaycanlılar tarafından kontrol edilen yolun Doğu Ermenistan'ın egemen topraklarından neden geçsin? her durumda Doğu Ermenistan'ın sunduğu projenin asıl amacının sünik yolunun durumunu netleştirmek olduğu oldukça açık. Ancak son gelişmelere dayanarak bu Mer yolunun aslında Bakü ve Ankara için sandığımız kadar önemli olmadığını söylemek isterim. Üstelik bazı yabancı analitik merkezler de aynı şeyi iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stratfor uzmanlarının görüşlerine göre Doğu Ermenistan topraklarından geçen transit koridoru Bakü için çok arzu edilir olsa da kesinlikle gerekli değil. Gerçek şu: Bakü ve İran Azerbaycan'ın büyük bölümünü Araksın diğer yakasındaki Nahçıvan'a bağlayacak otoyolu zaten inşa ediyor. Yani o yol 2020 yılına kadar Artsaklıların elinde olan topraklardan geçerek Doğu Ermenistan ulaşacak, iki köprüyle aşağıya inecek, İran'ın Araks kıyısı boyunca devam edecek ve Nahçıvan'a iki köprüyle tekrardan birleşerek özel cumhuriyetine ulaşacak. Aynı şekilde yakın gelecekte demiryolu sorunu da Doğu Ermenistan'a bypass ederek İran üzerinden çözülecek. Rus yetkililerinden biri bu hafta şunu söyledi. Ermeni topraklarından geçen demiryolunun 42 kilometre uzunluğunda olacağını tahmin ediyorduk. Bildiğim kadarıyla İran topraklarından geçen demiryolu 50 kilometre olacak. Bütün fark bu. İki köprü ve 8 kilometre. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen zirvenin ardından Avrupa Birliği liderlerinin Yerevan ile Bakü arasında çözüme ilişkin arabuluculuğu sürdürme niyetinde olduklarını açıkladıklarını söyledi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Güney Kafkasya'daki durumu tartıştık. Toprak bütünlüğü ve egemenliğin karşılıklı tanınması temelinde, Bakü ile Yerevan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik Avrupa Birliği'nin arabuluculuk çabalarını desteklemeye kararlıyız." dedi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. ağırlıklı olarak Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sevak Amroyan ve Arpi tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sayat Novat eseri sunuyoruz. Tamam aşk harbi 无敌的。 eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.